Herkese selamlar. Yepyeni bir Rex Travel Guide bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen oyun sesini de ayarlayalım. Bugün sizlerle 3 tane daha yarış yapacağız. Sınırlarımız kalmış. Bir tane GT'miz var. Hatta 2 tane GT birimiz var. Bunları bir oynayalım hemen. Aracımız zaten burada. Yine 1 milyonluk bir araç almamı istiyor. Bizde o para var mı? Varmış, aldık onu. Hemen yaşayalım. Umarım hoşunuza giden bir oynanış olur, güzel bir bölüm olur. Kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bu şekilde sizlerle bir hangar olabilirsiniz. Rahat bir gemilendirirse dikkat et diyor bize. Bunları zaten biliyoruz. Bildiğimiz pistler mi bilmiyorum, bakalım. Oynayıcı göreceğiz. Benim eleman var mı? Set. Var mı oralarda bir yerlerde? Galiba yok. Peki, biz bu şekilde de hallederiz. Bir İngiliz var, onun yerine başka bir İngiliz'imiz var. Süper araçlarla yürüyoruz ve burada bizim şansımız daha yüksek. Sıkıntı yok ya, Formula 1 araçları olmadığı için ben burada kendimi şanslı görüyorum. İlk 4 turdayım şu an, zaten pek bir sıkıntı yok. 3 tur dönecekmişiz, 3 lapimiz varmış. Hiç önemli değil. Şurada aracı kaydırmadan dönebilirsem. Önceki bölümlerden hatırlıyoruz burayı, değil mi? Gençler, burayı hatırlıyoruz. Burada birinciliklerimiz oldu. Set'in de yaptığı başarımlar oldu. Ben ayrıca sizlerin dışında olduğum, video dışı oynadığım şeyde de Set'e bir tane birincilik kazandırdım bu arada. Bilginiz olsun. Onu da bu aralarda paylaşırım. Bunu yayınladığım zaman paylaşacağım. Bilginiz olsun. Set bir tane birincilik kazandı ve ardından da bir ikinciliği vardı. Güzel şeyler yaşandı aslında. Eski onu da kaydetseydim, size sunsaydım keşke. Şu anda ikinci defa geldik. Bu arada çok dikkatli olmalıyız bu arada. Umarım hoşunuza giden bir seri oluyordur. Finale çok az bir şey kaldı diyebiliyorum. Yani buradaki yarışların çoğunu bitirince başka bir meydan okuma açılacak. Yine birebir bir yarış mı yaparız bilmiyorum. Bir meydan okuma daha gelecektir büyük ihtimalle. Bu aşamayı da bitirince göreceğiz zaten. Umarım bu bölümde onu da oynama ya da görme şansına sahip olabiliriz. Aynı anda yamuluyorduk. Gavin'le baş başa kaldık Gavin'le. Artık nasıl telaffuz ediliyorsa. Adamı nereye gidiyorsan arkamda da Grand Cook ve Hiro Yamada peşimde. Herhalde Hiro bir Japon olabilir. Pek yok ama çok da umurumda olan bir şey değil. Burada dikkatlice döneceğiz. Buralarda ben gidip oradaki şeyleri çarpıyordum hatırlarsınız. Önceki bölümde böyle bir hatalar yapmıştık. Pistler aynı olduğu için ve tekrarlandığı için de birazcık ezberleme şansımız yükseliyor. Yapay zekayı zaten alt edebiliyoruz ya bir şekilde. Birkaç tur atarak yapay zekayı alt edebilme şansımız doğuyor. Hemen arkamdan da geliyor bu arada. Herhangi bir hatamda beni geçecektir. Hata yapmadan dikkatli çekmem gerekiyor. Bir de hızımı düşürmemem gerekiyor. Hızımı düşürürsem Gable bunu affetmeyecektir. Bu fırsatı, verdiğim fırsatı değerlendirecektir. Arkamızdan da diğer rakiplerimiz geliyor. Diğer sürücüler de geliyor. Ona da dikkat etmek fayda var. Gelin abi, ben bu yarışı vermem. Bir birinciliğimiz geliyor. İlk defa buralarda kazanıyoruz. Hadi bakalım. İlk roundlarda kazanacağız gibi gözüküyor. Şuradan basarsam bir dönüşümüz daha var. Onu dikkatlice alırsam bizimdir. Aman abi. Şuradan dikkatlice döndüm. Bir dönüşüm daha var. Gavin hala kovalamaya, şansını değerlendirmeye devam ediyor. Ya belki koparırsam ya tutarsa şeklinde bir denemesi var ama tutmayacak oğlum. Boşa çabalıyorsun. Ben burada yarış vermem. Yarış benimdir. Sen başka şeylerde, kulvarlarda yarışabilirsin. En hızlı turum olmuş, aşamam olmuş, öyle söylüyor. Güzel. Bizden kimse yok bu arada. Sadece biz varız. Türk gücünden sadece ben yarışmışım. Bu kulvarda, bu etapta. Güzel, puanımız da gayet iyi. Toplam puanı da gayet güzel görünüyoruz. Set plan varmış ama galiba buralarda göremedik onu. Daha da gerilerde kalmış olabilir.
Detroit'teyiz. Ryo Hidaka. Buna dikkat edeceğiz. Nesin? Çin mi? Japon mu? Yoksa Güney Kore'de mi? Neredesin, ne yapsan? Gavin Andres burada bu arada. Dikkat ettiği eleman da biraz daha kenarda kaldı. Hadi bakalım, biraz toz dumanı kattı herkes. 8'in sadece 2 dakika oynayacakmışız. Gayet iyi. İçimize yarar. Detroit'te ilk tamam yarışıyoruz bu arada. Burayı hiç tanımıyorum bu arada ya. Bilginiz olsun. Biraz sıkıntı çıkabilir buralarda. Aman. Aman diyeyim. Ne yapıyorsunuz gençler? Bak bak, beni unutma. Bunu hoşlanmıyorum acaba. Anlıyor musun? Şöyle. Hemen önlere geçebilir miyim? Oğlum çok yanlışı şeyler de koymuşsunuz ha. Hiç hoşuma gitmedi. Hemen şöyle hızlanacağım. Bir dönüşümüz var galiba. Şuradan şuraya atlamamız gerekiyormuş. Güzel, birinciliği aldık. Sürpriz bir şekilde aldık birinciliği hem de. Ama tekrar kaybettik. Önemli değil, alırız. Gelenler var. İsim verdik geçmelerine. Neden öyle yaptık acaba biz? Fena, felaket. O da biraz kaydı. Alan Roberts da biraz kaydı. Ben de biraz orayı şaşırdım. Hızlıca gideyim önden alayım dedim ama adamın birinciliğini. Olmadı o. O biraz ters yapıyordu az daha. Çok fazla hız bizi öldürüyordu. Tert ediyordu, belliyordu. İyi olmayacaktı. Aman diyeyim abi, aman diyeyim. Adama yetişelim derken de pist dışında kalmayalım. Bu bizi sonunca var. Bunları ben açıkçası tekrarlayasım yok. Öyle bir isteğim yok bu arada. Bilginiz olsun gençler. Yarış tekrarlamak istemiyorum. O yüzden bir birincilik daha alalım. Bu yarışı tamamlayalım. Başka bir round olmayacaksa şöyle dönelim. Birazcık daha arkamdan gelenler var. Onlara geçit vermemeye de çalışalım. Şuradan hemen devam et. Birazcık bana çarptı ama önemli değil. Pek bir önemi yok. Onlara biraz izin verdim geçmelerine. Orada kalan biri var. Böyle şeyler genelde olur gençler. Farkı çok açmadan bu arkadaşı da yakalayacağım. Aaron Roberts'ı tekrar yakalayacağım. Sıkıntı yok. Birazcık orada takıldım. Alacağız ama. Sıkıntı yok. Eleanor'a yakalarız. Rahat yakalarız. Ki peşindeyim şu anda. Bir dönüş ya da bir başka bir dönüşte ben bu Aaron'ı geçeceğim. Şöyle. Bir dönüş yakaladık şu anda. Buralarda bu arkadaşlarımız genelde yavaşlıyorlar. Ben yavaşlamıyorum ama. Ben tam gaz devam ediyorum yoluma. Bak burası bayağı bir sıkıntılı bir bölge. Burada biraz dikkat etmesi gerekiyor yarışçıları. Çok sıkıntılı gerçekten. Çok fazlız. Yanlış bölgelere zorlu seni sürükleyebiliyor. Bak 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 bak. Buralarda bir yerlerde hata yapılabilir. Ama biz o hatayı yapmayacağız ve şuradan da onun önüne geçmeye çalışacağız. Hemen peşindeyim. Hemen yakaladım. Aaron'cım sen nereye adamım? Lanet olsun. Nereye gidiyorsun sen? Sana izin vermiyoruz. Gel geride gel. Kal geride. Aman abi. Aman aman, oralarda vermek yok. Buralarda yarış verilmez. Biz Jaeger'ız. Böyle bir hata yapmayalım lütfen. Şuraya biraz sakin. Şuraya biraz tehlikeli ve yarış kazandık. Oh! Arkalardan gelip kazanırım. Yani biraz birinciliği aldım götürdüm, onun tadını çıkardım. Ardından da arkadaşlara birazcık birinciliği tattırdım. Biraz kapışmalara da izin verdik de diyebiliriz açıkçası. Güzeldi. Başka bir roundumuz var mı ona bakalım hemen. Ben başardım ama Seth Brown başaramamış. Yapma be adamım. Bir round daha Washington'dayız. Oğlum kaç round lan bu? 3 round oluyor herhalde tümü. Bilmiyorum. Yani o kazaları yapmasaydık, bir de o pist yola, yani çimli yola çıkmasaydım daha iyi olabilirdi. Önemli değil. Zaten bunu kazanmamız gerekiyor. Ya da en kötü ikinci bitirmem gerekiyor. Üçüncülük bizi kurtarmıyor. O yüzden bunu tekrarlıyoruz. Bilginiz olsun, neden bunu tekrarladım merak edenler varsa söylemiş olayım. Yani altıncı da bitirsen gene saymayacak. Birinci bitirmen ya da ikinci bitirmen gerekiyor en kötü. Ne yapıyorsun kral sen ya böyle? Bir dakika bir dakika, onu bana yapma, onu bana yapma. Öyle şeyler sevmiyorum ben. Dokunmayın abi bana. Temas sevmiyorum ben. Yarışırken olmuyor böyle şeyler, anlıyor musun? Yok artık, yok artık. Öyle bir şey olmamalı. Tamam, tekrar bu yola gittik. Altıncıyım şu anda, bir sıkıntı yok.
çok uzakta kalmadık. Böyle hatalar yapıyorum işte. Atak yapayım derken yani bazen de böyle oluyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığım için de bu yarışlarda aha da böyle şeyler yaşıyoruz. Bu tip kazalar yapabiliyoruz. Ama şunu söyleyeyim, kötü bir şey yok şu anda. Yani yakalayabiliriz. Halen yakalayabilme şansımız var ve daha ilk tur dönüyor ve bu arkadaşları ben şöyle diyeyim. Burada ben yakaladım. Ve birkaçını geçeceğim burada. Bak bir tanesi orada kaza yaptı. Ve birkaçı da burada yavaşladı. 5. sıraya kadar yerleştim. Yükseldim. Şöyle hemen dönüşümü aldım. Burada yer değiştiriyorlar. Dönüş var çünkü burada. Güzel bir dönüşümüz var. Hemen şöyle dikkatlice döndük. Oralar bize sıkıntı çıkartan yerlerde hatırlıyoruz. Çok iyi hatırlıyoruz. Giro, Yamada. Seni geçmek için geliyorum adamım. Şöyle hemen birazcık daha gaza basacağım. Çok dikkatliyim. Hata yapmak istemiyorum. Hata yaparsam birazcık daha geriye düşeceğimi de biliyorum. Bunun farkında olarak da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Birazcık da vitesimi küçültüyorum. Azaltıyorum işte. Elimden geleni yapıyorum. Adamım. Oradan bir yollarsam ben bir geçsem be. Aynen. Birazcık temas ettim ya. Birazcık temas ettim ama ne yapayım abi. Oh. Sıkıntı yok. Hala devam ediyoruz. Önemli değil böyle şeyler, temaslar. Orada biri daha gitti. Yine üçüncüyüm. Biraz önce tekrarlıyoruz. Biraz önceki durumu tekrarlıyoruz. Üçüncüyüm yine. Ama en kötü ikincilik lazım bana. Ama ben yine ne istiyorum biliyor musun? Birincilik. Benim hakkım bence birincilik. Çok güzel yarıştık vallahi bu bölüm yine. Daha da yarışacağız. Bölüme güzel bir birincilikle, birincilik serisiyle başlamak isterim açıkçası. Çok harika olur. Harika bir şey olur. Şurada bu arkadaşları birbirleriyle yarışırken yakalasaydım çok iyi olurdu ve geçseydim mükemmel olurdu ama yapamadık onu. Şuradan yakalarsam, yakaladım da bassam nasıl olur? Şuradan bassam kötü olur. Buradan geçemeyiz. Aman aracım biraz kaydı. Hemen şu arkamı kapatacağım. Arkamdan biri geçmek için uğraşıyor şu anda. Ayrıldım. Üçüncü bitireceğim. Üçüncülük bana lazım. En kötü ikincilik istiyordum ama olsun, ne yapalım. Alabildiğimiz tek şey bu olabildi. Puan tabelasında son durumumuz ne? Yani güzel gittik gibi görünüyor. Bakalım alabildik mi? Onu göreceğiz şimdi. Seth Brown yine bir şey daha başaramamış. Biz başardık mı bilmiyorum. Hemen şuradan kontrol edeceğim. Well done, Alex. You've earned the AR National Badge. Oradan bir şeyler kazandık. 150 bin kazanmışız. 2 tane birinciliğim var. Tabii ki de. Daha yüklü para kazanmam gerekiyordu. Aynen öyle. Güzel. Güzel şeyler oluyor. 400 bin de oradan aldık. Aracımızın parasını da buradan çıkardık açıkçası. Yeni sponsorlar geldi. Aha. Bak yeni bir şey açıldı. Görürsün mü? Ulusa. İşte bunlara gideceğiz. Bunlara gideceğiz biraz sonra. Yine bize böyle bir şeyler diyor. 24 saatli görüşler açıldı diyor. Bu sezonu da bitirdik. Bunlar çok önemli şeyler değil bu arada. Bunlarla çok uğraşmayacağım açıkçası. Devam edelim. Kupayı aldık mı? Almışız gayet iyi. Neyimiz var? Bir tane prestij yarışı yapalım mı? Bir dakika şuraya bakabilir miyim? Yukarıya bakabilir miyim? Prototype Drift GP. Bir de bak ben bir Drift GP Titan alayım tamam mı? Bir tane bunu alalım. Duruma göre bir bakalım ne olacak. Pontaktio ver abi. Bir oynayalım bunu tamam mı? Buradaki şeylerden birinin de kupasını kaldıralım istiyorum. Bakalım bizi ne bekliyor. Ama daha iyisini yapacağız gibi. Jäger baskı iyi bir şey mi yapacak acaba? Bu tekrarında bakalım ne olacak? Jäger'den güzel bir performans gelecek mi? Ama gittik yine o duvarı tosladık. Olmayacak şeyler. Gerçekten olmayacak şeyler. Şöyle bir drift atmaya kalksam ne olur? Şuradan dönerkene bir tane drift çeksem. 20 bin aldım. Yani adam zaten
o civarlarda bir şey yapacak, tamam mı? O civarlarda bir şey yapacak. Benim en iyi skorumu yapmam lazım, sergilemem lazım. Bunun gibi şeyler yapmam gerekiyor. İlk roundda bunu yapıyorsam, diğer roundlarda da buna benzer şeyler yapabilmeliyim. Bak, bir tane 16 bin gitti. Oraya dikkat etseydim, orası büyük ihtimalle daha da fazla olabilirdi. Adam 45'i zorluyor bu arada, bilgimiz olsun. İlk roundtan, ikinci roundtan bu arada biliyoruz, beklediğimizi biliyoruz. Ah be! Sonlara doğru gelmişken de biraz daha atak yapmamız lazım. Bu rakibin de ne kadar toplayacağımı bilmiyorum bu arada ben. 8000'i aldım. Sonlara doğru gelmişken 9000 yaptım. Yani şu anda şanslıyız. Şanslarımız var. Birazcık duracağım. Aa, 20.000 gitti. 20.000 çöp oldu gitti abi ya. Ya bunu kim buraya koydu? Ne güzel dil çekiyordum. Engelliyorsunuz abi. Vallahi engelliyorsunuz. Neyse 800 daha. Lazım ve şöyle bir tane daha atarak bu işi bitireceğim. Ha, bitiremedim. Ne oldu lan? Ben neden yarışı bitiremedim? Şuradan şöyle gidersem bitiririm herhalde. Aynen, 53.000'e geldim ben. Sen ne yaptın birader Rio Hori? Yani 40'ı zorlamış, 40'ı zorlamış, güzel. Diğer eleman da büyük ihtimalle 60'ları zorlayacak. Bunu biliyorum, bunu biliyorum. Biraz önce gördüm. Yarışırken gördüm. Şimdi eledik orada. Sam Johnson'la eşleştik. Gel bakalım kadın. Yarı finaldeyiz. WGP'de. Gel bakalım, yine aynı hareketlerle biz buradan bir 20.000'le çıkarsak, tamam, kafadan 20.000 yazsak, tamam mı? 20.000 yazsak harika olabilir. Ha, evet, 2.000 de olabilir. Buralarda 2.000 de bize yarar. Ne yapıyorum lan ben? Çok yanlış bir hareket yaptım bu arada. İstediğim hareket o değildi. Yazamadım. Şurada yaz abi. Yapma be, ne yaptın? Çok iyi başlamadım, bir dakika. Restart lütfen. Restart. Ben çok yanlış başladım. Böyle başlamam lazımdı ya. Neden böyle başladım ben? Yürü bakalım. İlerledim. Şuradan bir 380. Şöyle güzel bir 795 lazım. O ne lan? Böyle drift mi olur abi? Böyle drift mi olur? Adam büyük ihtimal fazla fazla yazıyor. Biz onu bile yapamadık daha. Abi bir tane daha arzuluk. İyi gitmiyoruz. Hiç iyi değil. Abi ama yapma böyle şeyler. Bunlar hiç hoşuma gitmiyor bu arada. Neden böyle yapıyorsun ki sen? Bu 31 ne lan? Üç bin, tamam, olur. Önemli değil, olabilir. 127 olabilir. Daha 20.000 yazdık, daha 49.000 yazdım, daha da yazmam lazım. 1000 buradan geldi, çarpmadım. Biraz daha yazmamız lazım. 60 yapabiliyor çünkü bu rakibimiz. Ben farkındayım, birincindeyim, çarpmadım. Çarpmadım, sıkıntı yok. 15.000 daha yazdım. 80'i yaptık şu anda. 80 yapıyorsak 100'ü niye yapamayalım ya? 100'de yaparız herhalde, dur. Şöyle bir drift daha. Şöyle. 170. Ne oluyor lan bana? Bir dakika dur, oğlum dur. Çık şuraya. Jagger yeni şeyler deniyor. Güzel şeyler deniyoruz ama. Çok güzel şeyler deniyoruz. Şöyle. Şöyle. Allah'ım. Lan ne oluyor? Nasıl bir dönüş lan o? Aklımı başımdan aldım diyorum. O neydi lan öyle? Ha neyse, önemli değil. Abi ben niye böyle alkollü gibi gidiyorum lan? Neden böyle gidiyorum? Dur, onu da dur çarpacağız lan. Tamam, drift'i biraz tostunu kaçırdık lan. Ne yaptık oğlum, dur. Sakin lan.
Tamam oğlum, drift yaptık, tamam yeter, dur çarpma, çarpma, çarpma. Çarptı ama. Değil mi? Saymadı büyük ihtimal. Adam değil, biz burada her halükarda şey deniyoruz, drifti deniyoruz. Lan tamam lan, finale geldik lan, tamam lan. O kadar da yapabileceğini sanmıyorum ben adamımızın. Yani 82.000'in üstüne çıkamaz o. Belki finaldeki çıkabilir ama bakacağız. 76'yı da bir kez daha drift atarak geldik. Sen ne yaptın kral? Sen cansın. Evet, 55'i zorlamış ama biz ona izin vermemişiz. Güzel, finaldeyiz. Olayımız tamamen buydu. Ya güzel başlayınca yeniyoruz ekiplerimizi. Toshiki Yoshioka. Herhalde bir Japon mu? Değil mi? Aynen, finaldeyiz. Gel Toshiki Yoshioka. Bu adam 70'leri hatta 100'leri zorlayabilir. Ben bu adamdan öyle bir hype alıyorum. Bakalım. Yeager ne yapacak? Tamam, kaza yapmazsak biz buralarda rekoru kırarız abiciğim. Biz drift kralıyız lan. Tanıyor musunuz bizi? Biraz azdan uçtum bilmiyorum ama. Drift kralımı derken bir tane yedik ama önemli değil. Buralarda biraz gelsedik ama İlerleyen yerlerde, hatta düz yerlerde bile ben drift çekmeye devam edeceğim açıkçası. O 2000'lik ya da 9000'lik hatamı telafi etmek için uğraşacağım. Yani gördüğüm her yerde ben drift atmaya çalışacağım açıkçası. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum ama yapıyoruz abi, bir şeyler yapıyoruz. Yazmaya devam ediyorum ben driftimi. 12.000, ya yazmıştım ne güzel. 12.000 yazmıştım be abi. 12.000'im gitti. Neyse, önemli değil. Daha yolumuz var. Daha yolumuz var. Daha güneşli günler göreceğiz. Ya yine çarptım. Bir 15.000 daha yedim bu arada. Peki değil. Peki. Peki yedim sen öyle diyorsan. Yok, aa bunu bir restartlayalım çünkü yarışın sonuna gidiyoruz. Yok yok. O yarışın sonuna gidersek iyi olmaz. Dur bakalım. Finalde biraz daha dikkatli olmamız lazım. En baksa da güzel başladık ama. 19.000 vay be. Jaeger ne yapıyor falan ama. Sonrasında biraz saçmalık abi. Biraz saçmalık. Evet, 1898'de mesaimiz başladı. Az yüksek uçunca kendimize gelemiyoruz ya. Gerçekten. Oo. 18.000'i kurtardım. Combo yaptım bu arada. Aman dikkat gençler. Yoğmalı atlayayım demeyin ha. Oo. 23.000 efsane. Aynen, güzel güzel denemeler. Bunlardan anlıyoruz adam. Biz böyle şeyler denemeyi seviyoruz. 103.000. Ne yapıyoruz? Tekrar denememizde ne yapıyoruz? Bilmiyorum, tekrar deniyoruz. Ve rekoru kırıyoruz. Olsun, 3.000'ler önemli değil artık. Yani biz kazandık. Görüyoruz kendimizi. Ol ya adamım. Kazandım ben artık. Ben kazandım gözüyle. Birazcık daha drift çeke çeke gideceğim tabii yine. Riske atmayacağım. Hemen geldiğince oraya gidene kadar, o final yerine kadar gidene kadar ben birazcık daha çekmeye çalışacağım. Bak birazcık daha yazdım. Or kombodan da bir şeyler aldım. Oraya bayağı bir yazdım. Adamım, drift kralıyız diyoruz, anlamıyorsunuz ha. Vallahi öyleyiz. Vallahi öyleyiz, yazdım bir 21 daha. 22.000'den daha yazdım. Ne diyorsun bu işe? İzleyince oluyormuş değil mi? İzleyince oluyor. Bak şurada da bir tane yazabilir miyim sana? İzleyenlere özel bir tane drift çekebilir miyim diyecektim ama olmadı. Olsun, 146.000. Daha ne yapalım, ne yaptın? Aynen, 87.000'i zorlamış ama biz 146.000'le rekoru kırdık ve kazanan olduk. Bu alkışlar bize, biz izleyenlere de alkışlar. Güzel bir şey başardık ha, yaptık. O adamım bu yani, drift dediğim böyle atılır. Ya çarptık bazı şeyleri, puanları harcadık ama olsun, önemli değil. Bunlar çok önemli şeyler değildi. Yaptık ve biraz zorlandım. Seth Brown ne yaptı? O da kazanmış. Tebrikler. Sana da tebrikler. Aileler şeyindeyiz. Sınıfındayız ve buralarda bayağı bir şey başarıyoruz. Zorlu yarışlar da gelecektir belki bize.
Ama ben bu bölümde elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. 24 saatlik yine yarışlar var. Yine bir sezonun sonundayım. Bu sezon niye bu kadar çabuk bitiyor lan? Ben bunu anlamıyorum. Neyse şöyle hemen gelelim. Ne yapmışız? Burada bir tane kupayı kaldırmışız. Hemen aşağı indim. Bir sonraki bölüm. Prestijimiz var. GT1'imiz var. Ardından da şurada Prototype oynayacağız gençler. 5 milyon vererek bu yarışa katılabiliyormuşuz. 5 milyon vereceğiz. Feylenmeden bunu yapmaya çalışacağız. Bir sonraki bölüm çok zorlu olacak. Söyleyebilirim sizlere. Zaten buradaki aşamaları yaptık. Ve burada kaldı ama şuraya doğru geleceğiz. Şurayı bitirelim de şuraya doğru da geleceğiz. Buraya da ilgileneceğiz. Ardından da son olarak da buraya da ilgileneceğiz. Yani oyunun bitimine pek bir şey kalmadı diyebilirim. Yani 6 burada. 6 burada, 3 burada, tamam mı? Burada da 6, 3 var. Çok bir şey kalmadı. Görüyorsunuz. Çünkü size en sevdiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Odriften hepsi sizler içindi. Görüşmek üzere.